Sayfa sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, 2018 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, evet geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda gökyüzü sizin için çok daha özel etkiler taşıyor. Ay düğümleri ekseni yılın sonlarına kadar burcunuzda olacak. Kuzey düğüm aslan burcunda, güney düğüm ise zıt burcunuz kova burcunda olacak. 7 Kasım'dan itibaren ise düğümler yengeç oğlak aksına gerileyecek. Evet, tutulmalarımız da yine sizin burcunuzda. Yılın ilk döneminde 31 Ocak'ta 11 derece aslan burcunda bir ay tutulması var. 15 Şubat'ta ise 27 derece kova burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Buna benzer bir etki yaz aylarında da yaşıyoruz. 27 Temmuz'da 4 derece kova burcunda bir ay tutulması, 11 Ağustos'ta da 18 derece aslan burcunda güneş tutulması var. Geçtiğimiz yıldan farklı olarak bu yıl bir güneş tutulması daha yaşayacağız. Toplam 5 tutulma olacak. 13 Temmuz'da da 12. evinizde 20 derece yengeç burcunda bir güneş tutulması meydana gelecek. Evet, özellikle tutulmalar, ay düğümleri ekseni bu dönemde geçtiğimiz yıl başlamakla beraber bu yılda kendinizle ilgili, kişiliğinizle ilgili, yaşamdaki duruşunuz, ifadeniz, genel anlamda uzun süreli ilişkilerinizle ilgili önemli dönüşümler yaşayabileceğinizi, önemli kararlar verebileceğinizi işaret ediyor. Kuzey düğüm burcunuzda gelecekle ilgili konular şu dönemde sizin için çok önemli. Kendinizi ifade etmek, yeteneklerinizi göstermek, değer görmek, takdir edilmek, kendi yaşam amacınızı gerçekleştirmek, bir şekilde bunlara imkan verecek koşulların oluşması, genel anlamda hayatınızda kadersel bazı dönüşümlerin olmasına, size yeni kapıların açılmasına imkan verebilir. İşte tutulma döngüleri de bir anlamda bunları tetikleyen mekanizmalar ve gökyüzündeki en önemli astrolojik olaylar olarak kabul ediliyor. Özellikle bu yıl 6 aylık döngüden içerisinde Ocak, Şubat, Temmuz, Ağustos ayları bunları da sizin hayatınıza taşıyacak. Doğum gününüze göre, derecesine göre bu etkileri hayatınızda hissedebilirsiniz. Evet, bu yıl Jüpiter Akrep Burcu'nda 8 Kasım'a kadar ilerleyecek. Jüpiter'in bulunduğu ev alanlarında biraz daha büyüme, gelişme imkanları bulunuruz ve kendimizi daha şanslı hissederiz. Dördüncü evinizde olacak yılın büyük kısmında Jüpiter. Özellikle yuva, aile, ebeveynler, emlak, mülk, toprak, gayrimenkul gibi konularda size daha fazla şans veriyor bu dönemde. Evlenmek, ev kurmak, emlak almak, satmak, evinizi büyütmek, taşınmak, aileyle ilgili konular, ailenin genişlemesi, büyümesi de tabii ki bu kapsama girer. Sizin için bu yıl daha verimli. Bunlardan yana şanslısınız. 8 Kasım'dan sonra ise Jüpiter Yay burcuna geçerek hayattan aldığınız keyfi daha eğlenceli hale getirebilir. Biraz daha hani zevklere, kişisel uğraşlara, hobilere, aşk hayatınıza, çocuklara, özellikle yıl sonuna doğru daha fazla çekileceksiniz ki Jüpiter bu alandaki kısmetinizi de arttırmaya başlayacak. 2019'da da devam eden bir etki olacak bu. Evet, sorumluluk gezegenimiz, disiplin gezegenimiz Satürn yıl boyu Oğlak Burcu'nda olacak. Satürn Oğlak Burcu'nu yönetir ve burada güçlüdür. Dolayısıyla Satürn kendini çok iyi hissettirecek yıl boyunca. Sevgili aslanlar, 6. evinizde olacak. Plüto 2008'den beri 6. evinizde sizin. İş, hayatınız, mesleki konular, bazılarınız günlük yaşam, rutinler, alışkanlıklar, sağlık gibi konularda Plüto'nun sınavları ve testleriyle karşı karşıyaydı. Ve güçlü dönüşümler, arınma sürecini de bu dönemde aslında yaşadınız. Bazılarınız ciddi anlamda iş değişimleri, bazılarınız sağlıkla ilgili konularla uğraştılar. Satürn olan yerde daha köklü yapılar oluşur, daha ciddi temeller atılır. Satürn geçerli olmayan, artık yararı kalmayan her türlü şeyi yıkar, yerine yenilerini yapar. Bu demek oluyor ki Satürn, Plüton'la beraber biraz daha artık günlük hayatınız, sağlığınız, iş hayatınız, mesleğiniz, çevreniz, bu konularda daha yapıcı olmanızı, daha ciddi adımlar atmanızı, daha istikrarlı hareket etmenizi sağlayacak. Belki yeni bir iş kurmak söz konusu olabilir. Belki
çok köklü alışkanlıklarınızda değişimler yapabilirsiniz. Diyetiniz, beslenmeniz, sağlığınızla ilgili önemli yine yapılar söz konusu olabilir. Tabii ki Satürn ve Plüton gibi iki zorlu gezegenin 6. evinizde olması yıl boyunca sağlığınıza da dikkat etmeniz gerektiğini işaret ediyor bize. Dönem dönem özellikle bazı gezegenlerin zorlayıcı açılarının olduğu dönemlerde, ki bunu yıl boyunca aslında haftalık ve aylık videolarımızda da sizi hatırlatıyor olacağız. Bu dönemlere de dikkat etmek lazım. Yani sağlıkla ilgili hiçbir şeyi hafife almayın. Kendinize de dikkat edin. Sevgili aslanlar. Evet, Jüpiter'le Satürn'ün ve aynı zamanda Plüton'un yıl boyunca olumlu açıları olacak. Yani birbirini destekleyen bir pozisyonda olacaklar. Bu da aslında bir anlamda bazı şeyleri size kolaylaştıracak gibi ya da daha fazla destek alacaksınız gibi görünüyor. Aileden yana iş ve mesleki hayatınıza destek alabilirsiniz. Veya ev ortamında yapılacak işler yine bu dönemde size daha güvenli ve huzur verici olabilir. Yakın çevreniz, aileyle beraber akrabalar, bunlar ikinci kuşak akrabalar olabilir, teyze, amca, hala, dayı gibi. Onlarla ilgili konularda da aile içerisinde ve aileyle beraber bazı ortak konular gündemde olabilir. Değişimler, dönüşümler güçlü bir şekilde sizi etkileyebilir. Evet, bu yıl Uranüs Mayıs ayına kadar Koç burcundaki ilerlemesini sürdürecek. Aslında sürprizler gezegenimiz, çılgın gezegenimiz Uranüs sizin 9. evinizde 2010 yılından bu yana ilerliyor. Bu süreçte de gerçekten zaman zaman gerek kişisel hayatınız, görüşünüz, inançlarınız, eğitim gibi, hukuksal konular gibi alanlarda Uranüs zaman zaman bazı sürprizler getirdi yaşamınıza ya da yakın çevre ilişkileri ve özellikle akraba ilişkilerinde yine zaman zaman zorlandınız. 15 Mayıs'tan itibaren artık Boğa burcuna geçen bir Uranüs var. 2018 yılı içerisinde Boğa burcunun ilk derecelerinde ilerleyecek. Yani çok fazla etkisini hissetmeyebilirsiniz. Ama bu etki, bu transit aslında daha uzun vadeli bir transit. 2025 yılına kadar sürecek. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda da Uranüs'ün Boğa burcu etkisini hissedeceksiniz. Bu genel anlamda nasıl etkiler yapabilir? Her şeyden önce 10. evinize bir Uranüs geldiğini düşünün. Sabit bir burçta olacak. Dolayısıyla size tam açı yapacak. Doğum gününüze göre tabii ki alacağınız bu açının şiddeti değişebilir. Özellikle Aslan burcunun ilk derecelerinde doğduysanız veya yükselen burcunuz ilk dereceler içerisindeyse 2018-2019 bu etkileri daha güçlü hissedebilirsiniz. Daha ileri derecelerde ise güneşiniz veya gezegenleriniz önümüzdeki yıllar içerisinde bu etkileri alabilirsiniz. Uranüs olan yerde bir yenilenme ve değişim arzusu artar. Biraz kışkırtıcı bir enerjidir bu. Bir şeyleri yıkmak isteyebilirsiniz, özgürleşmek isteyebilirsiniz ki bu da daha çok belki iş ve kariyer hayatında olabilir. Çünkü haritanızın en tepesinde. Bu da kariyere işaret ediyor. Toplum önündeki kimliğiniz, statünüz, genel anlamda görevleriniz, sorumluluklarınız, iş değişimleri gibi konular gündeme gelebilir veya ait olduğunuz sorumluluklardan daha fazla özgürleşmek, biraz daha bireysel hareket etmek isteyebilirsiniz. Bunu da en fazla kariyer alanınıza yansıtabilirsiniz. Bu yıl özellikle 27 Temmuz'da yaşanılacak Kova burcu ay tutulması bir şekilde Uranüs'le de bağlantılı. Yani belki de hani Temmuz'un sonlarında, Ağustos'un başlarında burcunuzda meydana gelecek o güneş tutulmalarının da etkisiyle bu bireyselleşme, bağımsızlaşma ve kariyerde yenilik, değişim arzularını çok daha güçlü bir şekilde hissetmeniz ve bunu kontrol etmeniz zorlaşabilir. Ancak aynı dönemde Mars gezegeni de retro olacak ve Kova burcunda retroyu yapacak. Bu döneme de dikkat etmek gerekiyor. 26 Haziran'da başlayacak olan bu retro 27 Ağustos'a kadar devam edecek 2 aylık bir süre. Mars retrosu var. Yine Temmuz'un sonları ve Ağustos ayında Mars retrosunun da etkisi olacağı için ki bunu ilişkiler evinizde belki hissedebilirsiniz. Bu da tabii ki kariyer hayatınızdaki ilişki içerisinde olduğunuz kişiler olabilir, üstlerle ilişkiler olabilir, işbirlikleri, ortaklıkları olabilir, evlilik gibi ciddi sözleşmeli ilişkileriniz olabilir. İşte buralarda Uranüs'ün ve Mars'ın o stresli ve gerilimli enerjilerini daha yoğun hissetmeniz mümkün.
Bu nedenle dikkat etmek gerekiyor. Bunu kontrol etmek gerekiyor. Çok ani, çok dürtüsel ya da bencil ve bireysel eylemlerden, hareketlerden bu dönemde uzak durmakta yarar var. Özellikle 3 tutulmanın yaşanacağı bu Temmuz-Ağustos dönemi biraz daha hani belki çevresel koşullarınızda da kontrolü zor durumları ortaya çıkarabilir veya toplumsal anlamda hani büyük grupları, kitleleri etkileyebilecek bazı durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle sakin geçirilmesi gereken bir dönem. En azından Ağustos sonuna kadar, Mars düzeline kadar bu süreçte temkinli hareket etmekte fayda var. Evet sevgili aslanlar, bu yıl bir de Venüs retrosu yaşayacağız ki Venüs retrosu daha çok hani özel ilişkilerimizden sorumludur. Retro dönemlerde biraz daha bu konulara, gönül ilişkilerine, özel ilişkilere, işbirliklerine de dikkatli yaklaşmak gerekiyor. 5 Ekim 16 Kasım aralığında 40 gün kadar bu etki devrede olacak. Akrep burcunda başlayacağı için özellikle ailevi ilişkiler olabilir. Bunlar aile içerisindeki ilişkiler olabilir. Daha sonra gerileme teraziye doğru geliyor. Yakın çevreniz, komşular, kardeşler, yine akrabalar. Bu dönemde buralardaki ilişkilerde dengeyi korumakta biraz zorlanabilirsiniz. Özellikle tabii ki her türlü evlilik gibi imza, hani işbirliklerinde, evliliklerde imza atılması gereken konularda da biz Venüs retro dönemlerinde dikkat edilmesi gerektiğini veya bu sürecin çok da önemli hareketler yapmadan, çok ciddi kararlar vermeden geçirilmesi gerektiğini söyleriz. İşte 5 Ekim 16 Kasım arasında da Venüs'ün retro olduğunu unutmayın. Her türlü ilişkilerinizde biraz daha sorgulamalar olabileceğini, dengeyi korumakta zorlanabileceğinizi unutmayın. Buna göre hareket etmeye çalışın sevgili aslanlar. Evet, Jüpiter 8 Kasım'dan sonra Yay burcuna geçiyor. Artık çocuk sahibi olma gibi konularda bu dönem daha kısmetli. Yani yılın sonları ve devam eden 2019 döneminde çocuklar, hamilelik, doğum, aşk hayatınız, yaşamdan alacağınız keyif, sosyal yaşamdaki genişleme ve fırsatların daha fazla gündemde olacağı bir dönem olacak sevgili aslanlar. Yılın genelini özetlersek, evet, ay düğümleri burcunuzda, tutulmalar burcunuzda, en önemli etki bu. Bunlar kaderseldir. 9 yıllık döngüler özellikle hayatınızda şekilleniyor şu süreçte. 1,5 yıllık bir döngü bu. Ve bu süreçte bazı şeylere veda edip, bunlar ilişkiler de olabilir, kariyerle ilgili konular da olabilir, veda edip kendinize yeni yollar arayabilirsiniz. Kişiliğinizde önemli değişimler olabilir, karakterinizde, hayata bakışınızda önemli gelişmeler olabilir ve kendinize ifade etme, dikkat çekme, değer görme gibi konularda da daha girişken olabilirsiniz ki bu anlamda da şansınız var. Çünkü güneşiniz kuzey düğümle beraber hareket ediyor, tutulmalar var. Bu içinde bulunduğunuz toplum içerisinde de dikkat çekme olasılığınızın, öne çıkma olasılığınızın, ihtimalinizin yüksek olduğunu işaret ediyor. Şu süreçte aldığınız her türlü sorumluluk ya da size açılan yeni kapılar varsa onlara ciddiyetle yaklaşın ve bunların gerçekten hayatınızda daha uzun süre etkili olabileceğini ve sizin gelişiminizde, ruhsal gelişiminizde ve bu hayattaki kazançlarınızda önemli etkileri olabileceğini unutmayın. Yeni kişilerle tanışma dönemindesiniz. Evet, hayatınıza yeni kişiler girebilir. Çevresel değişiklikler olabilir ve ilişkilerinizde, uzun süreli ilişkilerinizde de önemli kararlar alabilirsiniz. Yılın ilk ayı, iki ayı, özellikle Ocak sonu, Şubat ayı ve yaz ayları, Temmuz, Ağustos ayları burcunuzda ve karşıt burcunuzda meydana gelecek tutulmalar da size önemli kapılar açacak ve önemli farkındalıklar yaşamanıza, önemli kararlar vermenize neden olacak. Jüpiter 4. evinizde ailevi konularda daha şanslı bir yıl. Emlak almak, satmak, gayrimenkul gibi konular, ev kurmak. Yani bunlarda da bereketli bir yılda olacaksınız sevgili aslanlar. Yıl boyunca günlük, haftalık, aylık yorumlarımızla sizinle birlikte olmaya devam edeceğiz. Mutlu ve başarılı bir yıl dilerim. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.